Hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. İyi haftalar. Çok teşekkür ederiz. Önemli kararları beklediğimiz bir hafta. Piyasa tarafına baktığımızda geçen cuma sert bir kapanış vardı borsada. Aşağı yönlü satışla bir gün sonlanmıştı. Yeni haftaya dair beklentileri senden rica ederim. Bu hafta hem yurt içinden de küresel tarafta gündem oldukça yoğun. Yurt içi taraftan başlarsak hafta başında aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacak konuşma ön plana çıkacak. Bununla beraber Hazine Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in gerçekleştireceği yatırımcı toplantısı Amerika'daki oldukça önemli olacak. Burada 19-20 Eylül'de gerçekleşecek görüşmeler olacak. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bazı görüşmelerde katılacağı da bilgisi de var. Buradan gelecek mesajlar önümüzdeki süreçte Türkiye'ye olan bakış açısı anlamında ve borsanın seyri anlamında önemli olacaktır. Bununla beraber veri akışı açısından baktığımız zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Eylül ayı PPK toplantısı da haftanın en kritik başlıklarından bir tanesi olacak denilebilir. Burada bizim tahminimizde piyasadaki konsans beklenti %25 seviyesindeki politika faizin %30'a yükseltilmesi yönünde ve bu faiz artışlarının da önümüzdeki süreçte devam etmesi yönünde mesajın sürmesi yönünde denilebilir. Burada yakın dönemde Merkez Bankası'ndan verilen mesaj aslında para politikası duruşundaki sıkılığın değerlendirilmesi açısından bütünsel bir bakış açısı gerektiği, burada sadece politika faizin odaklanılmaması gerektiği, bununla beraber seçici kredi politikası ve miktarsal sıkılaşmaya dikkat edilmesi gerektiği söylenmişti. Miktarsal sıkılaşma tarafında da yine yakın dönemde adımlar atıldığını gördük ama burada özellikle en temel iletişim aracı olan politika faizi tarafında da sıkılaşmanın devam etmesini bekliyoruz. Çünkü enflasyon görünümünde halen daha riskler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Burada hem yapılacak faiz artışı, beklenen faiz artışının miktarı, seviyesi hem de verilecek mesajlar yine piyasaların yakın takibinde olacak unsurlardan olacaktır. Burada piyasa beklentinin üzerinde bir artış görmemiz durumunda kur tarafında bir miktar daha aşağı yönlü hareket görebiliriz. Ancak beklentilerle uygun bir hareket görecek olursak da kur tarafında çok ekstra bir dalgalanma olmayabilir. Keza beklentilerin altında bir artış olursa kur tarafında bir miktar yukarı yönlü hareket görmemiz de söz konusu olabilir. Küresel tarafa baktığımızda bu hafta önemli merkez bankaları toplantıları var ama en kritik olan kuşkusuz ABD Merkez Bankası Fed'in gerçekleştireceği toplantı olacak. Çarşamba akşamı itibariyle biz Fed'in kararını görüyor olacağız. Burada Fed'in bu toplantıda pas geçeceğine dair beklentiler ön planda. Hatta birçok yatırım bankası da Fed'in aslında faiz artırım döngüsü sona geldiği beklentilerinde yüksek sesle dile getirmeye başladı. Ama Fed tarafından bunu henüz duymuş değiliz. Bu toplantıda verilecek mesajlar da son derece önemli olacaktır. Basın toplantısında Fed Başkanı Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısında vereceği mesajları da takip edeceğiz. Aynı zamanda her çeyrek dönem sonunda olduğu gibi Fed üye projeksiyonları da güncellenecek Eylül toplantısı olması nedeniyle. Burada da hem bu yıl için bir faiz artışı öngörülüyor mu ya da gelecek yıl faiz indirimi öngörülüyor mu, bunu takip ediyor olacağız. O yüzden Fed toplantısı son derece kritik olacak. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan faiz artırsa da ki beklenti aslında pas geçebileceğine dair de önemli beklentiler vardı. Euro tarafında bir seyirin aşağı yönlü olduğunu gördük. Çünkü burada kurulan iletişim aslında faiz artışlarına ara verileceği yönündeki bir beklenti ön plana çıkartmıştı. Şimdi Fed'in de hem atacağı adım pas geçse dahi vereceği mesajlar burada eğer şahin algılanırsa bir miktar daha dolar lehine seyri beraberine getirebilir. Ya da eğer Fed artık ben de beklemeye geçiyorum şeklinde bir mesaj sinyal verecek olursa bu bir miktar daha dolardaki yakın dönemde gördüğümüz yukarı yönlü ivmeyi yavaşlatma etkisine sahip olabilir. Bunun haricinde İngiltere Merkez Bankası toplantısı var. Bizimle aynı gün Perşembe günü 25 bas puanla faiz artışına devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası toplantısı var Cuma günü. Orada herhangi bir politika değişikliği beklenmese de yakın dönemde aslında Japonya Merkez Bankası'nda sıkılaşma adımlarına geçebileceğine dair beklentiler dillendirilmeye başlandı. O yüzden burada da sözlü olarak verilecek mesajlar son derece önemli olacak diyebilirim. Toparlamak gerekirse hafta başında bizim gözümüz kulağımız aslında yatırımcı toplantılarından gelecek mesajlar da olacak Amerika'da gerçekleştirilen artı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Hafta ortasında orada merkez bankaları sahneye çıkacak diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan güçlü faiz artışlarının devam etmesi bekleniyor. Fed'in pas geçmesi bekleniyor diyerek toparlamış olayım. Çok teşekkürler sevgili Erol Gülcan. Ağzına sağlık değerlendirmeler için. Piyasadaki Aklına da beklentileri de sağlık diyorum ben aklına da sağlık Erol diyelim. Bey'e.